kısmına sert olur, paçaları yumuşak olur, kaslar tutulması zor olsun diye. Bu pehlivanın ilk önce bacağından başlarız. Şarısı dediğim bacağından başlarız. Santimini kaç santim oluyorsa ölçeriz. İyi ölçü almak lazım o esnafa. İzini alırız. Kaç santim oldu ve uzunluk kısmet yiyormuş gibi. Eli tam buna göre ondan sonra kısmet yaparız. Bazıların özür olarak hem burada havalandırma oluyor. Şu anki mesela bunu isteyenden sadece bacaklarını havalandırma istedi. Ama diğer adam sadece bunu havalandırma istedi. Bunun da mesela bacağını da havalandırma. Samsun'dan geliyorum. 661. tarihi Edirne Kırkpınar güreşlerine geldim. Burada pehlivanlara kısmet, pırpırt, paçabend herhangi bir ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geldim. Çok rağbet var. Geçen yılla bu zaman arasında 2 kat fark var. Fiyatlar da biraz arttı ister istemez. Hani biz bu işi dana derisinden yapıyoruz. Deri fiyatları artınca biz de ister istemez fiyatları arttırmak zorunda kaldık ama geçen yıla bu nazaran geçen yıl 1000 tane 1200 tane kısmet satıyorsanız bu sene 1500-1600'e çıktı. Çünkü Türkiye'de güreşçi pehlivan sayısı çok fazla artıyor. O yüzden hepsine hizmet etmek zorunda kalıyoruz. Gece 12'lere 1'lere kadar çalışıyoruz. Çünkü pehlivana kısmeti yetiştirmek zorunda kalıyoruz. O yüzden biraz fazla çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü kısmet bildiğiniz kadarıyla pehlivanın yarısıdır. Kısmet olmazsa pehlivan hiçbir şey yapamaz. Biz de pehlivanlara hizmet etmek için buradayız yani. Mardin'den geliyorum. Kırkpınar'a bu sene yani iddialıyım. Kısmet almaya geldim buraya da. 3. senem olacak. Kısmete daha yeni başladım. Bir sene anca oldu. Şu an tam öğrenme aşamasında olduğum için tam bilgiye sahip değilim kısmet hakkında ama ustam Ahmet Erinç, o da bildiklerini bana öğretiyor. Trak yetişmiyor. Mesela sadece de bu işi Samsun'da 3 kişi yapıyor. Yani bir de Denizli bölgesinde bir kişi yapıyor. Yani sayılı insan yapıyor Türkiye genelinde. Biz de yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. İşte biraz özen göstererek, vakit ayırarak. Şu an Allah'a şükür olsun yollarım, yani işimiz şükür olsun yolunda. Sadece kısmetle uğraşmıyoruz. Altın kemer de yapıyoruz. Kırpıtla uğraşıyoruz. Aba güreşlerine şalvar yapıyoruz. Yani sadece kısmetle uğraşmıyoruz. Samsun'dan geliyorum. Deste küçük boyda güreşiyorum. Kısmetimi burada hocam yapıyor. Ölçümü kilomu verdim. Şu anda yapma aşamasında. İnşallah Kırkpınar'a da yetişecek. Heyecanlıyım. Yani bu güreş için çalıştık. Kırkpınar için çalıştık bayağı. İnşallah nasibimizde ne varsa onu alacağız. Hocalarımızla çift antrenman yaptık her gün. Yani çok iyi, yoğun bir tempoyla çalıştık Kırkpınar için. Dağılayım. İnşallah şampiyon olacağım.